hepimizin bildiği gibi aslında ekonomik, siyasal, toplumsal bir enkazla karşı karşıyayız. Bu enkaza karşı hamlelerin çok boyutlu olarak Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı tarafından ilerletilmeye çalışıldığı bir moment var. Cumhur İttifakı bunu faşizmi kurumsallaştırma hamlelerini hızlandırarak yapmaya çalışıyor. Çünkü kendini dayandırabileceği başka bir yer kalmamış durumda. Dolayısıyla da tüm halka savaş açarak topyekün bir savaş konseptiyle faşizmi inşa etmeye çalışıyor. Bugün hani ılımlı bir süreç bekleyenler, bir yumuşama süreci bekleyenler yanılacaklardır. Bugün aslında başta işçi sınıfı olmak üzere emekçilere, yoksullara, halklara, halkçı güçlere yönelik savaş politikaları bunun bir göstergesi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem kimi güçlendirecek tartışması yapmak lazım. Aslında kendilerini güçlendirecekleri, Erdoğan'ın yerine yeni bir tek adamın tırnak içerisinde getirileceği, bu açıdan kaynakları halk için değil de kendileri aralarında paylaşacakları bir restorasyon hükümeti öngörülüyor. Biz açıklayacağımız programda rejime dair, ekonomiye dair, temel hak ve özgürlüklere dair sorunları halkla beraber çözmenin aslında adımlarını atıyoruz. Bunu halkçı güçlerle beraber yapacağız, toplumsal güçlerle beraber yapacağız. Ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı kendi bulunduğu sınıfın çıkarlarını savundukları yerden bize ya da Kürt halkına önerebilecekleri tek şey çıkışsızlığın kendisi. Kürt sorununda demokratik bir çözüm falan buradan beklenemez. Savaş politikalarının farklı bir veçeden açılacağı, faşizmin farklı veçelerini ya da görüngüleriyle karşı karşıya kalacağımız, işte Ümit Özdağ muhalif halk adına muhalefet yaptığını savunuyor. Bu Erdoğan karşısındaki herkesin halk adına muhalefet yaptığı anlamına gelmiyor. Kendi bulundukları sınıfın, kendi bulundukları devlet sayıklarının politikalarını yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Kürt sorununda demokratik çözüm ya da eşit yurttaşlık hakkı, toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBT artılar açısından da aynı şekilde, göçmenler ve mülteciler açısından da aynı şekilde ortak askeri bir şekilde yaşayabileceğimiz insanca ve onurlu bir yaşamın koşullarını ancak halk meclislerine dayalı bir halk demokrasisiyle, bir doğrudan demokrasisiyle yapabiliriz.